tekrar etmiş olacağım ama kürecik ve incirlik kapatılabilir mi efendim? Şimdi bunların hepsi bizim tasarrufumuzda olan kararlardır. Yani böyle bir kararı vermemiz gerektiği anda bu kararı alma yetkisi bize aittir. Yeri geldiği zaman otururuz bütün heyetlerimizle beraber. Kapatılması gerekiyorsa incirliği de kapatırız. Kapatılması gerekiyorsa küreciği de kapatırız. Bütün mesele eğer karşımıza bizim yaptırımlar gibi tedbirlerin hayata geçirilmesi durumunda biz de bunlara mütekabiliyet çerçevesinde gereken cevabı veririz. ABD'nin ilişkilerimizde tamiri mümkün olmayan adımlar atmaması her iki taraf için de çok önemli. Şunu her zaman söylüyorum biliyorsunuz. Türkiye bir kabile devleti değil. 780 bin kilometre karelik ve 2000 yılı aşkın bir tarihe sahip olan Türkiye'ye bu tür bir yaklaşımları reva görmek karşılıksız kalacak bir şey değildir. Ve bunun için de ne gerekiyorsa mütekabiliyet esasına dayalı olarak biz bu adımları atarız. Kaldı ki biz sizinle stratejik ortağız ya. Biz seninle NATO'da beraber değil miyiz? Beraberiz. NATO'da beraber olduğumuza göre yok model ortak, yok stratejik ortak. Yapılanlar ne? Bu stratejik ortaklığa yakışıyor mu? Nasıl böyle bir şey yapabilirsiniz? Bunların oturup düşünmesi lazım. Bunlar farklı hareket etmeye devam ederlerse bizim de tabii ki buna karşı vereceğimiz cevaplarımız var. Evet. Bir defa kendileri ne söylediklerinin farkında değil. Bunlar özellikle Kürt kardeşlerimize saygısızlık yapıyorlar. Çünkü yani YPG, PYD bunların Kürt olarak ifade edilmesi bana göre Kürtlere saygısızlıktır. Bu ne demek? Kürtler teröristtir. Biz gerek vatandaşlarımız olan Kürt kardeşlerimizi, gerekse Suriye'nin kuzeyinde olan Kürt kardeşlerimizi terörist olarak kabul etmiyoruz ki. Onların içerisinden terörist çıkabilir. Onların içinden terörist çıktığı gibi daha farklı etnik unsurların içerisinden de teröristler çıkıyor. Dini gruplar içerisinden de teröristler çıkıyor. Bunları da görmemiz lazım. Ama bunlar nedense yatıyorlar, kalkıyorlar. PYD, YPG diyemiyor. Bunu söylüyor. En sonunda bunu da kamufle etmek için ne yaptılar? SDG dediler. Yani Suriye Demokratik Güçleri adını da böyle demokratik güçleri olarak kamufle ettiler. Ya kalkın da açık samimi söyleyin. Bugüne kadar neredeydi SDG? Var mıydı SDG diye bir şey? Yok. Ama son zamanlarda bir kamuflaj SDG. Bunu uydurdular. Bütün işleri maalesef alavere dalavere. Yaptıkları iş bu. Biz de tabii bunlar karşısında diyoruz ki bakın PKK'nın bunlar yan kuruluşlarıdır. Belge mi? Buyurun size belge. Hepsini gösteriyoruz. Çünkü bu YPG, PYD bunlar PKK'nın yan kuruluşlarıdır. Abdüşahin denilen kişi adeta bölücü başının biliyorsunuz. Manevi oğlu. Evet. Beni geçtin. Yani manevi oğlu diyebilirsin, beslemesi diyebilirsin, ne dersen de böyle bir konumda. Bununla Amerika'nın en üst kademesi görüşme yapıyor. Aynı şekilde Rusya görüşme yapıyor. Şimdi böyle olduğu zaman bir netice alınamaz ki. Kaldı ki bu biri de kırmızı bültenle aranıyor. Böyle olduğuna göre biz eğer ortaksak, bir dayanışma içinde olacaksak, NATO'la berabersek, terörizme karşı bir mücadele vereceksek ki bu NATO toplantısında bunların hepsini konuştum. O zaman siz nasıl oluyor da bu tür terörist başlarıyla bir terör sevici konumuna düşüyorsunuz? Bunları bir düzeltmemiz lazım. İnanın hiç umurlarında değil. Ve bu Deir Zor'da petrol kuyuları var. Ama bu Deir Zor'un petrol kuyularını buraları
PYD, YPG terör örgütleri buranın petrolünü alıp, çok ilginç bir şey söyleyeceğim size, rejime sattılar ya. Ve bunların petrolünün kalitesi de yok. Çok daha ilginç şimdi, o da şurada Kamışlı, bakın. Kamışlı'da da petrol var. Oranın petrolünü de Rusya ile rejim. Değil zoru Amerika ile, az önce ifade ettiğim YPG, PYD, onlar beraber şu anda. Hani Sayın Trump'ın petrolü çok severim dediği olay var ya, yani bu şekilde devam ediyor. Şimdi bu durum karşısında tabii Türkiye olarak biz, derdimiz bizim petrol falan değil. Derdimiz burada yaşayan insanların biz huzurunu nasıl sağlayacağız? Mesela ben teklifte bulundum. Dedim ki gelin Deyrizor'dan ve Kamışlı'dan çıkan petrol, bunların satışını yapalım ama buradan biz bir şey yapalım. Ne yapalım? Hep güvenli bölge, güvenli bölge diyorsunuz. Buyurun güvenli bölgeyi buradan elde edeceğimiz gelirle güvenli bölgeyi inşa edelim. Biz bu işin müteahhitliğini yaparız. Parasal kaynağını da buralardan elde ediyorsak, bakın biz plan çalışmalarını yaptık, proje çalışmalarını yaptık, hepsi hazır. Biz bu plan proje çalışmaları üzerinden buraları sıfırdan inşa edelim ve şu anda mültecileri bu güvenli bölgeye yerleştirelim. Buranın tabii güvenlik noktasında da daha önce Sayın Trump, ondan önce Sayın Obama, biz işte bunların güvenliğini sağlarız falan diyorlar. Şu anda aynı görevi biz de kısmen üstleniriz. Özellikle Batı tarafında Rusya ile böyle bir işbirliğine girebiliriz. Ve bu güvenliği hallettikten sonra bizde şimdi toplamda 4 milyon insan var. Bu 4 milyon insanın 350 bini Kürt. Bunun dışında yaklaşık 3,5 milyonu Arap. Arada bir 150 civarında da Arami, Keldani, Ezidi, bunlar var. Bunların hepsini ne yapalım? Kendi topraklarına, kendi evlerine yerleştirelim. Buralara gelsinler. İnanın hiçbir ses çıkmıyor. Petrolü çok severim. Tamam da, ya bu insanları niye sevmiyorsunuz?